Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2019 model Golf 7.5 makyajlı kasa. Golf 7 diyelim. Aracımız Highline. Aracımıza adaptif cruise kontrol ve şerit takip montajını gerçekleştirdik. Camımızdaki kameramız. Trimleri takmadan önce bir göstereyim sizlere. Direksiyon tuş takımımızı değiştirdik. Şu anda acil frenlemeyi devreye sokuyorum. Bir ufak bir kızaklama. Sonrasında bu şekilde acil durum asistanı devreye giriyor. Arkada aracımız var. O yüzden daha fazla ilerletmedim. Dörtte açıp olduğumuz şeritte duruyor. Bu da şerit takip ve adaptif cruise kontrol ile birlikte gelen bir özellik arkadaşlar. Direksiyonu tutmadığınız zaman 60 saniye boyunca kendisi şeritte ve adaptif cruise kontrolde otomatik olarak ilerler. 60 saniye sonra direksiyonu üstlerinin uyarısı gelir. Ondan sonrasında bir kere kızaklama freni, ikincisinde tekrar bir kızaklama freni, sonrasında acil durum yani emergency assist devreye girer. Şu anda şerit takibimiz ve adaptif cruise kontrolümüz her ikisi de aktif durumda. İlerlemekte aracımız. Direksiyon üzerindeki tuşumuzla artıyla onar onar arttırıp eksiyle de onar onar düşürebiliyoruz. İlerideki virajı aracımız tatlı viraj alacak şu an. Tekrar direksiyon üstten uyarısı geliyor. Ufak bir dokunmanız yeterli olur. Şurada uzun far asistanımız. Şöyle göstereyim. Uzun far asistanımız da girecek. Daha tabela göremedik. Tabela okumamız da yine aynı şekil buraya gelecek. Sen medya ekranını değiştir. En üst al. Adaptif cruise kontrolümüz. Front asistimiz. Aşağı inelim. Lane asistimiz. Ve trafik işareti tanıma sistemimiz. Bir de ışık ayarlarına girelim. Light asist vardı. Ayarlara girdim. Işıktan. Light assistimiz de aktif durumda. Aracımızın ön camını orijinal şekilde değiştirdik. Ön logomuzun içerisine, panjurumuzun içerisine radarımızı ve ön logomuzu seramik yaptık. Direksiyon tuş takımı ve sonrası gerekli yazılımlarla birlikte. Adaptif cruise kontrol, front assist, şerit takip, uzun far, tabela okuma, acil durum asistanı, trafik jam assist, tüm özelliklerin aktivasyonunu gerçekleştirdik. Bu şekilde kendisi otomatik olarak ilerlemekte. Sağ sinyal verdiğimiz zaman şerit takibimiz iptal oluyor ve öndeki araca göre aracımızın hızı düşüyor. Biz normalde 90 ayarlamıştık. Şu anda aracımız ortalama 65 bandında ilerlemekte. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle. Sizler de bu donanımlara sahip olmak isterseniz 0544 295 8876 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri takipte kalın.